Orası olmalı. Adrese bir daha bak, doğru olduğuna emin misin? Şimdi anlarız. Diyor, oradaydı. Yardım et bana, ne olur. Buyurun. Doktor İhsan Bey. Evet benim, siz kimsiniz? Merhabalar Doktor Bey, ben Emre Aksoy. Memnun oldum. Biz sizin çok zamanınızı almayalım. Hicran. Doktor Bey, Hicran Hanım'ın doğumunu siz yapmışsınız. Buyurun. Evet, doğum ben yaptırmışım. Bebeğin öldü dediler ama yaşıyormuş. Bize sadece siz yardımcı olabilirsiniz. Allah Allah. Kimse var mı? Uf, nerede bu adam ya? Geldim, geldim. Hallettin mi? Evet. İyi, ver hemen. Önce para. Nasıl kullanacağını biliyorsun değil mi? Dikkatli ol. Uzaylı verdikten sonra geri dönüşü yok. Hemen öldürür mü? Anlattığım gibi kullanırsan deveyi bile öldürür. Ve geride iz bırakmaz. Puf diye uçurur. Güzel. Ben seni tanımıyorum. Sen de beni tanımıyorsun. Artık senin sonun geldi Hicran. Bitti mi? Ay var ya, Yeniz konuştuklarımızı duydu zannettim. Böyle kalpten fikirten gidecektim, biliyor musun? Ya sen emin misin bu Yeniz'in işi becereceğinden? Ha, bilmiyorum ama denemekte fayda var. Aliye Hanım, bu iş şansa bırakılacak iş mi? İyi bir planın yoksa söyle. Zaten bu Yeniz'in hali halde değil. Bana bak, eğer yeğeninle bir olup benim başıma bir çorap örmeye kalkıyorsanız o çorabı senin başına geçiririm, bilmiş ol. Be sus be, sus! Çenen çalışacağına aklın çalışsın bir kere de. Tabii o da varsa. Yeliz'e zehiri verdim bir kere. Emre ile Hicran'ı bir arada tutmamak için mutlaka bir şey yapar. Yani şahane planım bu mu Aliye Hanım? Tabii ki değil. Yeliz onları oyalarken eğer ipucu buldularsa biz de onu ortadan kaldıracağız. İpucu. 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 Hak verirsiniz ki sizi hiç hatırlamıyorum. Anlattıklarınıza bakılırsa da size yanlış bilgi vermişler. Yanlışlık nerede var hocam? Bir dakika lütfen. Bulamadım artık kızım. Sakin ol. Çok az kaldı, hissediyorum. Evet. Ne buldunuz hocam? Ha, doğru hatırlıyorum. Sizin verdiğiniz tarihte, hatta o hafta içinde hiç ölü doğum olmamış. Yani zaten olsaydı hastane kayıtlarına mutlaka geçerdi. Yaşıyor, yaşıyor. Benim bebeğim yaşıyor. Doktor Bey, birisi bize çok büyük bir yalan söylemiş. Bakın, vereceğiniz en ufak bir ipucu bizim çok işimize yarayacak. Lütfen bize yol gösterin. Yani bir anne yavrusuna kavuşsun. Sanırım personel kayıtlarına ulaşabilirim. Ama arşivlere bakmam gerekiyor. Bana biraz zaman lazım. Tamam, o zaman biz sizden haber bekliyoruz. Tabii tabii, yardımcı olmaya çalışacağım. Ben yavrumu sadece bir kere gördüm. Ve sizin sayenizde ona kendimi daha yakın hissediyorum. İnşallah kızım. İnşallah. O zaman biz sizden haber bekliyoruz. Tamam. İyi günler.
Her şey yolunda. Çocuğun yaşıyor. İhsan Bey bize gerekli ipucunu verecek ve biz senin çocuğunu bulacağız. Başından beri biliyordum kızımın yaşadığını. Hissediyordum. Ama hiçbir şey yapamadım. Bunca sene, bunca zaman onu bensiz bıraktım. Hepsini telafi edeceksin. Bak önce kızını bulacağız. Ona gerçekleri anlatacaksın. Onu senden nasıl çaldıklarını, onu aramak için neler yaptığını hepsini anlatacaksın. Sonra sımsıkı sarılıp bir daha hiç ayrılmayacaksınız. Ya bana kızmışsın? Çocuklar annelerini her zaman affeder. Ne kadar korktuğunu, içinde ne fırtınalar koptuğunu hepsini biliyorum. Ama ben yanındayım. Senin için buradayım. Senin için, ailem için, çocuklarımız için. Çocuklarımız? Evet, kızlarımız. Melek ve kardeşim. Sen benim ailemsin. Siz benim ailemsiniz. Sen ne dersen de bizim kaderimiz bir. Ve bundan sonraki hayatımızı hep beraber yaşayacağız. Bak, önce sen yavrunla kavuşacaksın. Sonra Melek kardeşine kavuşacak. Ben de babalık duygusunu bir kez daha yaşayacağım. Ve sana söz veriyorum. O günden sonra ne senin ne de kızlarımızın gözünden sadece mutluluk gözyaşları akacak. Biz çok güzel bir aile olacağız. Bu bana o kadar imkansız geliyor ki. İmkansız diye bir şey yok Cihan. Sen sadece beni benim bırakma. İmkansız diye bir şey kalmasın. İhsan Bey aradı. Ne demiş? Ne olur bulmuş da kızımı. Bak heyecanlanma. Kızını değil ama. Ya ne dedi doktor? Söylesene Emre. Doğumda görev olan bir hemşireyi bulmuş. Tamam. Tamam hadi hemen gidelim. Dur. Bir sakin ol. Doktor hemşireyle görüşmüş. Hemşire yarın müsaitmiş. Yarın gideceğiz. İnanamıyorum ya. Bu sefer bulacağız kızımı. Evet. Çok yaklaştık. Hafize neden şaşırdın? Yok Yeliz Hanım, şaşırmadım. Sizi birden mutfakta görünce boş bulundum. Meleğe süt hazırladım. Yeliz Hanım gördün mü? Gördüm. Emre Bey'le beraber geldiler. Meleğin odasına geçtiler. Anladım. Şimdi orası çok kalabalıktır. Rica etsem sen götür Meleğin sütünü olur mu? Tabii Yeliz Hanım. Ay Hafize ya. Böyle de çok boş oldu tepsi. Aslında ben bu çayı kendim için hazırlamıştım ama ne yapalım? Bunu da Hicran Hanım'a götür olur mu? Şimdi dışarıdan geldi ya o.
Yorgunluk çayı olur, iyi gelir. Cihan. Sen ne yapıyorsun? Hicran abla. Meleğim. Neredeydiniz? Çok sıkıldım. Hicran ablam bugün çok mutlu bir tanem. Ne oldu ki? Ne oldu? Hicran ablanın kızını bulmaya çok yaklaştık. Evet bir tanem. Artık kardeş... Yani kalbimden öyle hissediyorum. Bulacağız kızımı. Dua et olur mu meleğim? Tamam. Meleğin sütünü getirdim. Gel Afize. Al bakalım Melek. Bu da size. Çok teşekkür ederim Afize. Çok iyi oldu. Afiyet olsun. Siz bir şey alır mısınız Emre Bey? Yok, sağ ol. Galiba bu sefer bulacağız kızım. Dua ettim Hicran abla. Kardeşimi bulalım diye. Aferin Meleğim. Hadi bakalım, iç sütünü. Su ister misin? Su getireyim mi? Tamam. İlacın etkisini bu kadar çabuk göstereceğini düşünmemiştim. Neymiş bu? Şey falan dokundu herhalde ya da üşüttüm bilmiyorum. Hicran çok yordun kendini, biraz dinlensen mi? Yok yok Emre, dinlenme vakti değil şimdi. Yani kızımı bulayım, ona sarılayım, sonra uzun uzun dinleneceğim. Bak merak etme. Kızını bulacağız. Söylediklerimi unutma olur mu? Ben her zaman senin yanında olacağım. Sen benim kızımı masallarla hayata döndürdün. Neydi o? Annesini arayan Deniz Kızı Banu'nun masalı. Deniz Kızı annesine kavuşacak için. Çok istiyorum. Bu söylediklerinin gerçek olmasını çok istiyorum. Olacak. Sen sadece bana inan. Biz o masallardaki mutlu sonu yaşayacağız. İnanıyorum.
Evet Meleğim, çok özledim. Hem anneler yavrularını göremeyince çok özlerler. O da seni çok özlemiştir. Benim için dua et olur mu Meleğim? Hem çocukların duaları kabul olur. Tamam. Sen yokken de ben çok dua ettim. Sen geri gel diye. Allah duamı kabul etti, geldin. Şimdi de kardeşimi bulalım diye dua edeceğim. Hasta mısın Can abla? Yok Meleğim, üşüttüm galiba biraz ama iyiyim, geçen merak etme. Kızını bulunca beni bırakacak mısın? Meleğim, ben seni hiç bırakır mıyım? Olur mu öyle şey? Zaten senin kızın benim kardeşim olacak ya. Sonra babama söylerim, bir şey alırken iki tane alır. Hep aynı renk giyiniriz. Bizim sınıftaki ikizler gibi. Gel buraya. Yüzüme bakacağım. Gitmeli. Kabul. Gitmelisin. Eğer beni sevmediğini söylersen gidersin. Emre bak, senin yanında Melek var. Sıcacık yatağında uyuyor, karnı tok. Etrafında onu koruyacak dağ gibi bir babası da var. Benim meleğim nerede? Nerede Emre benim meleğim? Sıcacık yatağında uyuyor mu? Ya da karnı tok mu? Emre? Aa, işe geri dönmüşsün. Çok sevindim buna. Ne çiziyorsun bir bakayım? Bitmeden bakılmasını hoşlanmıyorum Melis. Peki. Bitmesini sabırsızlıkla bekleyeceğim. Kolay gelsin. Sağ ol. Bensiz bir aile kurmana izin vermeyeceğim Emre. O yüzük benim parmağıma takılacak. Görüşeceğiz bakalım Emre. Yüzüğe mi yazıyorsun hiç Can Hanım'ın adını, yoksa mezar taşına mı? Göreceğiz. Hafize. Buyurun Yeliz Hanım. Ne yapıyorsun sen? Kime gidiyor o tepsi? Meleğin odasına gidiyorum efendim. Aa, hepsini Melek mi yiyecek bunu? Yok efendim, yanında Hicran da var, beraberler. İyi iyi canım. Ben alayım onu.
Ben Meleğin yanına gidecektim de ziyarete. Ben götürür veririm. Peki Eriz Hanım. Yalnız bu tabak Hicran Hanım'ın, patates köfte olan Meleğin efendim. Teşekkür ederim. Ama tahmin etmiştim zaten. Resim yapıyorsunuz. Ben de siz iyi misiniz diye bakmaya geliyordum. O arada Hafize ile karşılaştım. Sonra da ver ben götürürüm dedim. Zahmet etmişsiniz. Aa, canım olur mu öyle şey? Siz iyiyseniz ben gideyim artık. Hadi görüşürüz. Hadi bir tanem soğut Meymun. Sen yemeyecek misin? Bir tanem benim iştahım yok pek. O zaman ben de yemem. Tamam, tamam yiyorum. Sana bütün acılarını unutturacağım Can. Sen, ben, kızlarımız yepyeni bir hayata başlayacağız. Sesimi duyuyorsun, değil mi? Duyuyorum. Duyuyorum ama göremiyorum. Meleğim neredesin? Söyle yanına geleyim. Neredesin? Buradayım anne. Gözlerini aç yeter. O zaman göreceksin beni. Sesime gel anne. Buradayım ben. Hicran abla. Hicran abla uyan. İyi misin? Tanrım seni izlerken uyuyakalmışım. Kabus mu gördün? Abi sen ne ara hazırlandın böyle? Çok güzel olmuşsun. Dur bakayım sana şöyle bir. Bir tanem benim gel sana sarılayım biraz. Hadi bakayım. Evet. Hadi gel montunu da giyelim. Bakalım.
çantanı da alalım. Hadi gel bakalım Ali. Günaydın prensesim. Günaydın baba. Günaydın. Günaydın. Hazır mıyız? Ben hazırım. O zaman önce Emeli'yi okula bırakalım. Ondan sonra hemşirenin yanına gideriz. O zaman ben hemen hazırlanıp geleyim. Bunu da tutabilir misin? Bugün okula gitmesem olur mu? Ben de sizinle geleyim. Bir tanem. Bak, hep Hicran ablanın yanında olmak istediğini biliyorum. Ama bu okula gitme istememe konusunda seninle bir anlaşmaya varmamız gerekiyor. Okula gitmek istiyorum. Okulumu seviyorum da. Ama kardeşimi de çok merak ediyorum. Bak merak etme. Kardeşini bulduktan sonra biz hep beraber olacağız, tamam mı? Çıkabiliriz. O zaman okul çıkışı beni alır mısınız? Tamam, alırız. Heyecanlı mısın? Hadi bakalım, hadi. Hadi. Hiçbir zaman kavuşamayacaksın kızına. Elini tuttuğun çocuğun kendi kızın olduğunu bilmeden ölüp gideceksin. Ne Emre'yi, ne de Meli'yi. Hiçbirini hak etmiyorsun sen. Hicran, iyi misin? Başım döndü, sadece iyi miyim? Hadi hemen gidelim. Tamam. Kalbim yerinden fırlayacak şimdi, niye açmıyor? Evde mi değil acaba? Merak etme, evdedir. Geldim, geldim. Buyurun, kimi aramıştınız? Aslanım, siz misiniz? Benim de kim soruyor? Bebeğim. Bebeğimin doğum anında siz de var mısınız? Kızım kayıp. Ben nasıl yardımcı olabilirim ki size? Hatırlamıyorum bile sizi. Bebeğim. Ben bebeğime ne olduğunu bilmek istiyorum artık. Her şey yolunda değil mi? Ha? Yoksa bizim başımızı yakmayasın ha. Vallahi de billahi de seni tanıdığını inkar ederim. Her şey tamam, merak etme. Ama sen de şu parayı ver artık. Yoksa yapmam. Bebek ölü doğdu diyeceksin, unutma. Vallahi bu var ya, bu. Keçi gibidir keçi. Senin peşini bırakmaz. Olup biteni öğrenene kadar çile gibi yapışır insana. Ben her şeyi halledeceğim. Sen kafanı takma. Ver ver. Tamam. Ben seni burada bekliyorum. Hadi güzel haberlerle gel. İnanın hatırlamıyorum. O kadar çok doğuma girdim ki.